Merhaba. Bu dersimizde web uygulamalarının şu ana kadar yaptığımız web uygulamalarının biraz daha gelişmişi bir örnek yapacağız. Bu örnekte birkaç tane farklı klasör açacağız. Bunların içerisinde farklı JSON dosyaları, Go dosyaları oluşturacağız ve bunların ilişkisel bir veriymiş gibi, ilişkisel bir veri elde ediyormuşuz gibi bir veri tabanından alacağız ve ekranda göstereceğiz. Hemen bunu yapmaya başlayalım. Öncelikle 3 tane klasör açıyorum. Bu klasörlerin adı JSON. Bir tanesi içerisinde JSON dosyaları bulunacak. Bizim için veri kaynağı görevi görecek. Diğeri Models ve diğeri de Template klasörü olacak. Öncelikle biz veriyi hazırlayarak başlayacağız bu işe. Bunun içinde iki tane yapımız var. İki tane ana yapımız var. Birincisi kullanıcılar listesi olacak. Kullanıcıların temel bilgilerinin adı, soyadı vesaire gibi bilgilerin bulunduğu bir JSON dosyası. Diğeri de ilgi alanları dosyası olacak. Üçüncü JSON dosyası ise kullanıcıların ilgi alanlarını eşleştiren, mapping işlemi diyoruz buna, mapleyen bir ilişki dosyası olacak. Yine JSON formatında. Şimdi bunları yapıyoruz. Benim verim hazır. Bunları şu şekilde oluşturuyorum. Users.json diyerek kullanıcılar JSON'ını buraya yapıştırıyorum. Gördüğünüz gibi köşeli parantezler içerisinde süslü parantezler açarak standart bir JSON formatında veri oluşturuyorum. Bunu siz de videoyu durdurarak elle yazabilirsiniz. Ben elle yazmanızı tavsiye ederim. Eğer hızlı bir şekilde geçmek istiyorsanız bununla ilgili makaleyi yayınladım. Oradan aratarak bulabilirsiniz. Go etiketiyle de ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda GitHub hesabımda da var. Burayı kapatıyorum. Şimdi diğer kaydım ise gene JSON dosyası interest.json diyorum. Interest.json. Bunun içerisindeki veri de kullanıcılarla düzeltiyorum. Bunun içerisindeki veri de sistemde bulunan ilgi alanları listesi olduğunu düşünebilirsiniz. Şu şekilde. Bakın ID'si 1 C Sharp, ID'si 2 Go mesela. 3 SQL Server, 4 Oracle. Şöyle gidersek 11 Android falan bu şekilde bir ilgi alanları var. Kullanıcılarla bunları ilişkilendireceğiz. Gene bunları da ister buradan bakarak, videoyu durdurarak bakarak yapabilirsiniz. İsterseniz de gene makalemden bulabilirsiniz. Son JSON dosyamızı yapıyorum. Bu da User Interest Mappings adında bir JSON dosyası. Bu da user ile interest nesnelerin ilişkilerini tutacak. Bakın user ID 1, interest ID 1. User ID 1 yani bir nolu kullanıcı, iki nolu interest ID ile interest'le ilgi alanıyla ilişkiliymiş gibi gibi. Şu şekilde yavaş yavaş göstereyim size. Burayı da kapatıyorum. Artık JSON klasörü ile işim bitti. Şimdi bunların doğru bir şekilde eşleştirilebilmeleri için Go tarafında bir nesneye maplenmesi gerekiyor. O yüzden user adında bir sınıf yani struct oluşturacağım. Bunun için models klasörüne geldim ve user büyük harfle user.go dedim. Bunun içerisine bir paket yapısı oluşturuyorum ve diyorum ki Models içerisindeki Models klasöründeki tüm struct'lar şu paketin altında yer alacak. Models isimli paket. Type user adında struct oluşturuyorum bu paket içerisinde. ID integer username string first name string
last name, string, profile, string, bir de interests, interests yani ilgi alanları diye bir ilişki nesnesi olacak user içerisinde. Bu da birazdan oluşturacağımız interests isimli struct'ın dizisini alacak. Yani bir kullanıcının nesne örneğini aldığınızda aslında onun ilgi alanlarında interest property demeyeyim de field'ı üzerinden elde edebiliyor olacaksınız bir dizi formatında. Şimdi burayı kaydettim. Tabii ki bu interest burada olmadığı için henüz hata veriyor. Hemen onu oluşturuyorum. Interest.go şeklinde. Burada da gene package models olarak kullanılacak ve içeriği de şu şekilde type interest struct id int name string olarak bu yeterli. Kapatıyorum bunu. Artık burası da hata vermez. Çünkü oluşturduk bunu. Gördüğünüz gibi görünüyor buradan. Burayla da işimiz bitti. Başka ne kaldı? Bir de page diye bir sınıf oluşturmamız, struct oluşturmamız gerekiyor. Sürekli ağız alışkanlığı sınıfa. Struct oluşturmamız gerekiyor. Bunun da adını page.go veriyorum. Ve içerisinde gene package olarak models nesnesini kullanan models adında bir package içerisinde bulunacağını söylüyorum. Page adını verdim. Struct id integer name string description string sayfanın adı, açıklaması ve URL'i string yuri olarak yazdım bunu da. Burada da işimiz bitti. Şimdi bu interestle user nesnelerin ilişkilerini tutmamız için bir Go sınıfı da, Go struct'ı da oluşturacağız. Bunun nedeni de şuradaki user interest mappings JSON dosyasındaki verilerin tutulabilmesi için, nesne ortamında tutulabilmesi için diyebiliriz. Şimdi models içerisine yeni bir klasör açtım. Bu da interest mapping adında olacak. .go. Bu da gene package olarak model içerisinde olduğu için models'ı belirliyorum. Adı bu şekilde struct olacak. İçerisinde bir user ID olabilir, integer. Bir de interest ID olabilir ve bunu bu şekilde kaydederken string yazmışım yanlışlıkla. Struct olarak kaydettim. Buradaki işimiz de bitti. Şimdi bir modelim daha var burada. Bu da oluşturduğum, şöyle düşünelim, bir sayfada bu işlemi gerçekleştireceğiz. Bir sayfaya veri göndereceğiz, veri yapıştıracağız ya da bind edeceğiz diyelim. Bu sayfada öncelikle sayfanın nesnesini tutmam gerekiyor. Bu gönderdiğim veri içerisinde. Ondan sonra da user listesini tutmam gerekiyor. Gene aynı nesne içerisinde. Hem page nesnesi hem de users adında bir user listesi olması gerekiyor. Tabi user listesindeki her user içerisinde de bildiğiniz gibi o kullanıcının bilgileri, bir de dizi olarak interest diye bir dizi var. Yani ilgi alanları da birlikte gidiyor. Bu nesneyi oluşturmak için de viewModel paternini kullanacağım. ViewModel için user ViewModel adında bir Go dosyası oluşturuyorum. Şu şekilde. Yine bu da package model içerisinde models package olarak oluşturulacak ve type buna bir struct olarak type oluşturuyorum. User ViewModel adında. Adı page olan bir field oluşturuyorum ve bunun tipi de page olacak. Daha önce oluşturduğumuz page struct'ı olacak. İçerisinde users diye bir field daha olacak. Bu da bir user listesi oluşacak ve
Bu şekilde kaydediyorum. Burada da işim bitti. Şimdi template'leri oluşturmaya bakacağız. Template klasörüne şu şekilde geliyorum. Aslında tek bir template yapacağım ben burada. Bu da page.html olacak. Buna nasıl yapacağımızı şu şekilde göstereyim. Hazır bir tasarımım var. Onu kullanıyorum burada da. Yaptığım iş şöyle. Şimdi page.html'i ben uygulama içerisinde zaten kullanacağım. Bir stream akış olarak kullanacağım. İşimi gerçekleştirdikten sonra veriyi bind ettikten sonra da buraya yapıştıracağım veriyi. Burada işlem şöyle gerçekleşecek. Bunu bind ederken içeride buna bir şurada oluşturdum. Burada oluşturdum. User v model nesnesini atacağım. Bildiğiniz gibi bu nesne içerisinde de şöyle bakarsanız bir page var. İçerisinde ID, name, description ve URI olan bir de user listesi var. Her user içerisinde de username, first name, last name, profile bir de interest dizisi var. Çünkü her kullanıcının bir ilgi alanı var. Onları ilişkili bir şekilde tutuyorum burada. Onları bu şekilde gösterirken öncelikle gelen nesne user view model. Buraya komple getireceğim nesne bu. Onun içerisindeki page'in nokta diyerek içindeki name adındaki bilgiyi buraya title yazmasını istiyorum. Page'in içindeki description'ı buraya yazacak. İsterseniz şuraya da author getirebilirsiniz mesela. Page'in name'ini sonra tekrar h1 tabiyle body kısmında yazıyorum. Ondan sonra bir range oluşturmam gerekiyor. Range'i de bir döngü olarak düşünebilirsiniz bu template'te. Ve bunun içerisine de şurada page'i kullanmıştık. Burada ise doğrudan users listesini kullanıyorum. O da şu. Bildiğiniz gibi. Onu döngü içerisinde tutuyorum ve her döndüğü zaman bana bir user sınıfı, user struct'ı geliyor nesnesi. Onun ID'sini buraya first name ve last name'ini birleştirerek buraya yazıyorum. Ondan sonra da struct'tan sonra da by username diyerek şuraya username'i yapıştırıyorum by'dan sonra. Profile bilgisi olarak da bir link oluşturdum. Onu buraya veriyorum. Sonra da ekstra username'i tekrar farklı bir şekilde kullanıyorum burada. Tabi users listesi içerisinde yani şurada her elde ettiğim nesne bir user struct olduğu için o user struct'ı içerisinde de ilgi alanları vardı. Her kullanıcının ilgi alanları listesi vardı dizi olarak. Onu da ekstra tekrar bir range'e tabi tutuyorum burada. Bir döngüye sokuyorum ve diyorum ki şu bilgileri yazdıktan sonra genel bilgileri altına da bu kullanıcının ilgi alanlarını gene döngü olarak yaz. Neyi yazacak? O ilgi alanının ID'si ile name bilgisini. Ve dikkat ederseniz şurada range'den sonra end ile kapatılıyor. Aynı şekilde buradaki range'de burada kapatılıyor. Şimdi bunun uygulama tarafına geçelim. Burada her şeyi main sınıf içerisinde yapabiliriz. Öncelikle en yoğun olarak yapacağım işlere gelmeden önce ben veriyi bu uygulama içerisinde doldurma işlemini gerçekleştirecek load function'larını yapacağım. Bu da func adında func öncelikle load file diyerek bizim template dosyamızı bu sayfaya daha doğrusu uygulama içerisinde load etmeyi sağlayan function'ımıza yazacağız. File name diyorum burada. String olarak dosya adını alıyorum dışarıdan. Ve geriye string dönecek. Bir de hata olursa error dönecek. İçeride daha önceki yaptığımız örneklerdekinin aynısını yapacağız aslında. IOUtil diyorum. IOUtil.readFile ve file name ile şunu oluşturuyorum. Eğer hata olursa yani nil değilse geriye boş bir string bir de hatayı dön. Sonra da eğer hata olmazsa bizim oluşturduğumuz içerideki bytes nesnesini string'e dönüştürerek cast ederek geri gönder. Bir de hata olmadığı için nil gönder.
Şurada return yazacak tabii ki. Evet, load file hazır. Şimdi de kullanıcıları JSON dosyasından okuyup buraya load edeceğiz. Nesne olarak load edeceğiz tabii ki. Func load file değil. Bu sefer load users diyorum. Ve diyorum ki bu load users bize içeride JSON olarak yuttuğumuz kullanıcıların bilgilerini dizi olarak getirsin. Bunun için de şuraya diyorum ki models şu şekilde öncelikle göstereyim. Bakın user olarak getirecek. Peki bu user'ı şu an bu sayfa tanıyor mu? Yani bu kod dosyası, bu Go dosyası tanıyor mu? Şu an için tanımıyor. Bunu tanıtmamız gerekiyor tabii ki. Bunun için de yukarıdaki IOUtil yanına import alanına yeni tanımlamalar yapmamız gerekiyor. O yüzden şu şekilde ben scope'umu açıyorum ve birkaç tanımlama yapıyorum. Diyorum ki encoding JSON paketini kullanacağım burada. HTML template paketini kullanacağım. Ve IO'nun içerisinde IOUtil adındaki paketi kullanacağım. Sonra net içerisindeki HTTP paketini ve son olarak da benim oluşturduğum bir model, models adında bir klasör vardı. Onun içerisindeki package'i burada kullanmak istiyorum. O yüzden şu şekilde models'ı yazabiliriz. Ya da şu şekilde doğrudan klasörü dahil edebiliriz. Ve buna bir de takma isim veriyorum. Model adında. Şimdi burası rahatlıkla kullanılabilir olacak. Çünkü ben model nesnesi üzerinden, buradaki alias üzerinden şurada user'ı rahatlıkla kullanabiliyor olacağım. Şimdi model üzerinden user'a erişebilirim. Peki burada tekrar şuradaki yapıyı kullanacağım. O yüzden şöyle alıyorum. Hata olma ihtimali vesaire. Aslında ona da çok gerek yok. Ama isterseniz yönetebilirsiniz. Read file olarak da benim JSON dosyamı JSON klasörü altında users.json olarak tutuyordum. Bunu alıyorum ben. Read file ile okuyorum. Ve diyorum ki var users tip olarak da model paketi içerisindeki user olarak tanımlıyorum. Bunun tipi model user olacak diyorum. Sonra da json.unmarshall function'ını kullanarak diyorum ki benim içeride oluşturduğum bir bytes nesnesi var. Buna yukarıda oluşturduğum şuradaki user nesnesinin adresini veriyorum. Şu şekilde. Users. Bir pointer kullanımı söz konusu. Bunu veriyorum. Bunu şurada okuduğum JSON dosyasındaki user JSON verisini read file ile okuyarak byte dizisi olarak buraya gönderiyordu. JSON.unmarshall'a diyorum ki sen bir JSON encoded işlemi yap burada ve şurada gönderdiğim byte'ları yani burada okuduğum byte dizisini şurada oluşturduğum user struct dizisine aktar, bunun pointer'ına aktar ve sonra da bunu geriye gönder diyorum. Şimdi diğer işlemleri de bu şekilde gerçekleştireceğim. Mesela load interest şeklinde bir interest şeklinde bir function daha yapacağım. Bu da user değil interest struct'a dönecek ve JSON olarak da interest JSON dosyasından bunu elde edecek veriyi. Şurada da aynı şekilde. Burada da interest dizisi oluşturulacak. Burada da bunu kullanacağız ve geriye döneceğiz burada.
Bakıyorum şöyle bir sıkıntı var mı? Kullanılmamış diyor. Çünkü şuradaki ARR'yi tanımlamışız ama kullanmamışız. Ben bunlara blank identifier veriyorum ki hata vermesin bize. Ondan sonra da son olarak, yani bu load işlemlerinde son olarak bunların ilişkilerini load edeceğim. Burada da interest mapping adını veriyorum. Ve şu şekilde interest mapping nesnesi oluşturuyorum. Burada da içeride de bunu kullanıyorum. Sonra şurada da kullanıyorum. Bunu da buraya alıyorum. Standart yapı. Tabii ki burada interest değil. Şu şekilde user interest mappings JSON dosyasını kullanacak. Şu an herhangi bir sıkıntı yok görünüyor. Şimdi de uygulamamızın son kısmına geçtik. Veriyi, user'ları, interest'leri ve bunların mapping'lerini uygulama çalıştığı zaman hafızada işleyeceğim ve yani bunları JSON'ları işleyerek, tabii ki oradan veri okuyarak yapacağım. Bunu bir veri tabanından da yapabilirsiniz. Bunları okuduğum zaman da birbirleriyle ilişkilendireceğim. Ondan sonra da sayfada göstereceğim. Şimdi bu kısma geçiyoruz. Main içerisine geçmeden önce, hatta main'i hızlı bir şekilde yapabiliriz. Handle func diyorum. Bu handle func'ı hemen hızlı bir şekilde tanımlıyorum. Daha önce daha sık sık yaptığımız için şu şekilde belirtebiliriz. Buradaki yazdığım handler nesnesini henüz tanımlamadım. Şu an onu yapacağız. Sadece şu kısmı hızlı bir şekilde geçmek için yapıyorum. 9000 portundan bu yayın yapacak ve nil işlemi gerçekleştirecek. Hemen handler'ı oluşturuyorum. Func handler w http nokta response writer nesnesini veriyorum. Bir de request'i vereceğiz. http request diyorum. Ve bunun içerisinde öncelikle biz kullanacağımız nesneleri oluşturmamız gerekiyor. Mesela page, user listesi, interest ve interest mappings adında nesneler. Bunları oluşturacağım. Verileri dolduracağım içerisine. Page'i oluştururken diyorum ki model içerisinde şu şekilde bir page'im vardı benim. Onun bir nesne örneğini oluşturayım. Şu şekilde isim vesaire bunları belirteyim. Bu sayfamın adı kullanıcılar olacak ve ID'si de 3. Description olarak da description kısmında kullanıcı listesi olacak. Virgül Yuri diyorum. Users. Burası tamam. Şimdi de users adında bir liste nesnesi oluşturuyorum. Bu da load users function'ından geriye dönen kullanıcı listesini alacak. Interest nesnesi oluşturuyorum. Bu da load interest içerisinden alacak. Diğeri de interest mapping mappings adında olacak. Bu da load interest mapping function'ından alacak. Şimdi yapacağım işlem iç içe for döngüsü barındırıyor. Buradaki algoritmayı adım adım inceleyerek konuşarak devam edeceğiz. Ama şimdilik ben kodu yazayım, ondan sonra size adım adım anlatacağım zaten. Yeni bir kullanıcı listesi oluşturayım ve for döngümü oluşturarak içerideki users listesinde bir range döngüsü oluşturuyorum. Tekrar bir for döngüsü yaparak bu user'lar içerisinde bazı işlemler gerçekleştireceğimi belirtiyorum. Her user içerisinde gerçekleştirilecek işlemler diyebiliriz bunun için.
Buradaki küçük bir işlem vardı. O işlem şu an hazır gibi. Şurada dışarıda oluşturduğum, bakın şuradaki skobun dışında oluşturduğum şurada bir işlem var. Onu anlatacağım birazdan ne olduğunu. Orada eşleştirdiğim ve işleme tabi tuttuğum user'ı da yukarıda oluşturdum. New users listeye bind ediyorum. Yani her oluşturduğum user burada gelecek ve new users listesine eklenecek. Evet, buradaki işim şu an için tamam gibi. V model'ımı oluşturuyorum. Şimdi sayfaya göndereceğim V model. Sen de diyorum ki user V model nesnesi tipindesin ve page özelliğine, page field'ına içeride oluşturduğun page nesnesini users özelliğine de içeride oluşturduğum new users listesini atıyorum. Sonra da standart package işlemini gerçekleştireceğim burada. Template parse files içeride template içindeki page.html dosyasını al ve t nokta dediğimde execute function'ı çağır, writer ver ve view model nesnesini ver. Evet, şu an için gayet iyi. Şimdi bunu çalıştıralım. Porttan yine yayın yapıyoruz. Gördüğünüz gibi az önce uyguladığımız, geliştirdiğimiz uygulama bu şekilde bir çıktı verdi. Şimdi bir sonraki videoda bunun nasıl çalıştığını adım adım anlatmaya çalışacağız.